Gotham'da aksiyon dolu bir gece. Vazgeç Joker, asla kazanamayacaksın, artık bitti diyerek Batman ortaya çıktı. Joker ise eski dostum, bu oyunu uzun zamandır oynuyoruz, önemli olan kazanmak değil, eğlence oyunda diye cevap verdi. Batman sinirlendi, yeter diyerek hamlesini yaptı, yavaşsın yaşlı adam dedi, bir adım geri çekildi ve Batman kayıp çenesini yere çarptı. Joker Batman'in düştüğünü görünce kahkaha atarak bu acıtmış olmalı, yeri daha iyi tutan ayakkabılara ihtiyacım var dedi, ancak şaşkındı. Batman kanlar içerisinde çatıdan kayıp yere doğru düşmeye başladı. Joker ve yancıları şaşkın bir şekilde olanlara baktılar, çatıya kayganlaştırıcı bir şey sürüp sürmediklerini sordu. Gegide sürmediklerini, yağmurdan dolayı kaydığını söyledi. Aşağıya doğru baktılar ve Batman'in bir kandırmaca yapıp yapmadığını sorguladılar. Batman yerde kanlar içerisinde yatarken yancılardan birisi Joker'e onu dürtmesini söyledi. "Sana bunun için para ödüyorum," dedi ve Batman'i yaşıyor mu diye kontrol etti. Ancak Batman tepki vermiyordu. Onu gerçekten de öldürmüşlerdi. Joker kahkaha attı. Gigi soyguna devam edecek miyiz diye sordu. Joker ise artık bir anlamı kalmadığını söyledi. Sonraki hamlelerini tartışmak için yemek yemeye gittiler. Batman'in cesedi de yanlarında duruyordu. Gigi şimdi ne yapsak, Süpermen'i mi öldürsek diye sordu. Yancılardan diğeri de en yakın arkadaşını öldürdüklerini öğrenince kızacağını söyledi. Joker bu daha iyice fikirden sonra Süpermen'i nasıl öldüreceklerini sordu. Aynı şekilde Batman'i öldürdük ama değil mi diye zekice bir cevap gelince Joker sinirlendi. Öldürdük mü? Sadece çatıdan düşüp kendisini öldürmesini izledik moron diye karşılık verdi. Yancılar sonraki hamle için Green Arrow öldürme fikrini ortaya attı. Joker de öldürebiliriz diye cevap verdi ancak daha eğlenceli bir şey yapmak istiyordu. Bir gemi göründü. Kaptan lütfen beni ve adamlarımı bırak diyordu. Joker ve yancıları korsan olup gemiyi soymaya gelmişlerdi. Ne taşıdıklarını sordu. Kaptan da uranyum taşıdıklarını söyledi. Alarm yoktu ve kilitli değildi. Joker bunu öğrenince kılıcını sapladı ve onu öldürdü. Gigi Armstrong'un iyi bir bilgi verdiğini söyledi. Joker de plütonyumu alalım ve gidelim dedi. Uranyum diye düzeltince plütonyum veya uranyum ne fark eder dedi, oradan ayrıldılar. Ancak Joker artık bu yaptıklarından keyif almıyordu. İyice kendini salmıştı ve boşluğa düşmüştü. Gigi gazete okurken bir sonraki işlerinin ne olduğunu sorguladı. Joker de The Real Housewives'ı tekrar izleyeceğini söyledi. Gigi'yi de ne yapmak istiyorsan yap deyip oradan kovdu. O esnada önüne gazetedeki iş ilanları sayfası düştü. Bildiğiniz gibi Wayne şirketi endüstride her alanda güçlü bir şirket. Dünya uyurken biz çalışırız diye bir ses duyuldu. Mr. D şirkette Armstrong adındaki bir elemanın gemi soygunu olayıyla bağlantısı olmasından dolayı kovulduğunu ve onun pozisyonu için eleman aradıklarını söyledi. Karşısındakine bu iş için oldukça uygun görünüyorsun, ekibe hoş geldin Bay Kaiser dedi. Joker o kadar sıkılmıştı ki yeni bir isimle Wayne şirketine iş başvurusunda bulunmuştu. D'ye işe alındığı için teşekkür etti ve hemen çalışmaya başladı. Bilgisayarın başına oturur oturmaz ilk aradığı şeyler bütün para nerede ve gizli silah projeleri nerede oldu. Tam o an çalışanlardan biri olan Helen yanına geldi. Joker panikle buyur diye sordu. Yeni başlayanlara kendimi tanıtmayı severim diyerek muhabbet ettiler. Joker kendini Johann Kaiser olarak tanıttı. Helen'e bilgisayarının bozuk olduğunu, paralara, gizli dosyalara ve silah projelerine erişemediğini söyledi. İkisi sohbete devam ettiler ve Joker paraya nasıl ulaşacağını çözmeye çalıştı. Helen para işlerini 65. kattaki birimin yaptığını, buradaki birimin giderleri onayladığını söyledi. Joker sinirlenmeye başladı. Helen konuştukça konuştu. Joker iyice uyuz olmuştu. Bıçağını çekti ve tam elini ortadan kaldırmayı düşünürken toplantıya geç kaldıklarını ve gitmeleri gerektiğini söyleyince öldürmekten vazgeçti. İlerleyen günlerde Joker bu işinin eski işinden daha iyi olduğunu söyleyip kahvesini aldığı esnada Griffin yanına geldi, onunla konuşmak istediğini söyledi. Ay sonu raporlarını incelediğinde Joker'e işini nasıl yapacağını bilip bilmediğini sorguladı. Çünkü veriler tamamen yanlıştı ve raporda alakasız çizimler bulunuyordu. Griffin sorgulamaya devam etti, Joker sinirlendi. Mutfaktaki fırını Griffin'in kafasına geçirdi. Çok fazla soru soruyorsun dedi ve makineyi çalıştırdı. Griffin'in kafası fırının içinde eridi ve öldü. Odadan çıktığında Helen her şey yolunda mı diye sordu. Sorun yok, sadece fırında bir şey unuttuğumu hatırladım. Günün geri kalanını izinli geçireceğim diye cevap verdi. Ertesi gün Wayne şirketine geldi, masanın üstüne çıktı, bütün çalışanları kapitalist sistemin kölesi olduklarını ve bir hiç olduklarını söyledi. Dee lafını kesip ofisinde görüşmek istediğini söylediğinde, Joker bir konuşmanın ortasındayım deyince işim bittiğinde ofisime geldi.
gel dedi. Dean'in ofisine girdi, ona Griffin'in ölümünden bahsedince haberi yokmuş gibi davrandı. Söylediğine göre Griffin bir kaza geçirip kafasını çarpıp ölmüş, yani bilinen buydu ve Dee de buna inanmak istediklerini söyledi. İkisi, Griffin'in arkadaşı Armstrong'un tutuklanmasından sonra anormal davrandığı hakkında konuştular. Joker çantadan bir gaz maskesi çıkardı, Dee onun gerçekten de bir şakacı olduğunu söyledi. Griffin'in ölümünden sonra şirkette onun yerini almasını istedi. Bu karardan emin olup olmadığını sordu. Dee oldukça emindi. Bu tutuklamaları ve ölümleri kontrol etmezlerse Batman'in onları ziyaret edeceği endişesini paylaştı. Joker Batman'in öldüğünü söyledi. Dee de beni güldürüyorsun Johan dedi. İlerleyen günlerde Joker şirkette çalışmaya devam etti. Karşısındaki grafiğe bakıp en son böyle çirkin bir şey gördüğümde Griffin'in kafası mikrodalganın içindeydi diye espri yaptı ve çalışanlar da güldü. Onu çalışanlardan birinin doğum gününü kutlamak için bara davet ettiler. Joker barda bayağı kafayı buldu, benimle içki içmeye devam etmek isteyen var mı diye sordu. Ben sizin patronunuzum demeye başladı. Diğerleri bardan gitti ve arkalarından zaten seni belki de zehirleyecektim deyip oradan çıktı. Sokak arasında yürümeye devam etti, aniden bir saldırıya uğradı. Ona saldıranlardan birinin gözünü oydu ve öldürdü. Diğerleri onu tutarken Gotham benim şehrim dedi, eski yardımcısı Gage ortaya çıktı. Bunca zamandır onu aradıklarını ve Batman'in geri döndüğünü söyledi. Joker bana yalan söyleme diye cevap verdi. Gage bunca zamandır ne yaptığını sordu. Çalışıyordum Gage ve sizler de kendinize hayatta yeni şeyler bulun. Ömrünüzü yarasa kıyafeti giymiş bir adamdan korkarak geçiremezsiniz deyip oradan ayrıldı. Ertesi gün işe gitti. Helen yüzündeki yaraları sordu. Sen bir de karşı tarafı gör diye cevap verdi. Çalışanlardan biri bu suç durdurulmalı Batman'ler deyince cesedi evimde dolabımda duruyor dedi ve diğerleri kahkaha attı. Başka bir çalışan geçen hafta işinin saldırıya uğradığını ve Batman'in onu kurtardığını söyledi. Joker şaşırarak ağzındaki kahveyi püskürttü. Emin olup olmadığını sordu. O da oldukça emin bir şekilde Batman'in geri döndüğünü söyledi. Joker eve dönmek için yola çıktı. Gökyüzünde Batman sinyali görünüyordu. Komşusuyla selamlaştı. Kapıyı açıp eve girdi. Üstünü çıkardı. Televizyonu açtı, olanları dinledi. Haberlerde Batman'in dün gece bir soygunu durdurduğu konuşuluyordu. Ancak Batman aslında gerçekte Joker'in dolabında çürüyordu. Gotham'da sıradan bir gece daha soyguncular etrafta koşturuyor. Bir anda Batman ortaya çıktı. Batman bizi buldu dedikleri esnada onlara saldırdı. Birisini alevlerin içerisine attı ve diri diri yaktı. Diğer suçlu gözlerime inanamıyorum, Batman ölmüştü dedi. İki gözüne de batarang fırlattı ve hangi gözler diye cevap verdi. Joker'i görüyoruz, yatağında uyandı. Eşi Lina ona yine kabus mu gördün diye sordu. Tam o an oğlu Albert içeriye girdi. Halen uyuyor musunuz, antrenmanı kaçırmak istemiyorum dedi. Joker de başını okşadı, krep istiyor musun diye sordu. V şirketinde iyice yükselen Joker yeni personel için bir iş görüşmesi yapıyor. Karşısında Mr. Freeze vardı ve bayağı takım elbiseyi çekip iş başvurusuna gelmişti. İkisi konuştular ve aralarında ufak bir Mr. Freeze isim tartışması yaşandı. Sonra neden burada işe girmek istediğini sordu. Suçluların şirkette saklanabileceğini düşündüğünü söyledi. Joker buna şaşırdı ve niye burada suçluları saklayacağımızı düşündüğünü sordu. Freeze daha fazla dayanamadı, numara yapmasını bırakmasını söyledi. Onun kim olduğunu bildiğini ve Batman herkesi avlarken bu şirkette bütün ganimete çöküp tek başına saklandığını farkında olduklarını söyledi. Dışarıya çıktığı esnada hemen peşinden Scarecrow'da iş görüşmesi için gelmişti. Joker tekrar yatağında bir kabusla uyandı, Batman'in cesedine baktı, bu şehir ve güzel ölü bir ceset dedi. Batman şehirde görünüyordu, sokak arasındaki suçlulara müdahale etti. Onu görünce bunun garip olduğunu söylediler. Onlara saldırmaya başladı, Batman yardımcısını neden öldürdü diye sordu, Robin'den bahsediyordu. Bana kahvemi nasıl istiyorum diye sor dedi. Yine kendisi sert olsun diye cevap verdi. Karşısındakini yumrukladı. Gage onu durdurdu ve patron burada komik olan ne diye sordu. Beyzbol sopasıyla onun kafasına vurdu. İlerleyen günlerde Joker'i beyzbol oynarken görüyoruz. Aralarından birisi ona iyi oynadığını ve Batman olarak anılmasını söyledi. Joker sinirlendi ve onu gırtlakladı. Lex Luthor Bruce Wayne'e seslenip adamını bırakmasını söylemesini istedi. Ortalık sakinleşti ve oradan ayrıldılar. Joker Wayne malikanesine gitti. Bruce'la akşam yemeği yediler. Beyzbol maçı hakkında konuşacaklarını düşünüyordu. Konu Batman'e geldi ve Joker onun öldüğünü bildiğini söyledi. Bruce da Batman'in öldüğünü ve boşluğunda yeni bir şeylerin ortaya çıktığını, etrafta sahtekar bir Batman'in dolaştığını, insanların içindeki bir şeyleri uyandırdığını söyledi. Bruce yamyam gibi yemeğini yerken dengesizce şaka yaptım ve Batman'e ihtiyacımız var diyerek söylemlerini düzeltti. Joker şirkette bir toplantı anında kendine geldi. Nerede kaldık diye sordu. Çalışanlardan biri şirket
şirket raporları hakkında konuştuklarını ve onun 2 dakika boyunca daldığını söyledi. Toplantıda Gotham'ın en nezih suçluları da bulunuyordu. Joker onları işe almıştı. Ancak söylenilene sinirlendi ve karşısındakini öldürdü. Diye odaya girdi, ortalığı temizleyeceklerini, iyi olup olmadığını sordu. Joker de Bruce Wayne'in söylediklerine takıldığından bahsetti. Diye de Bruce Wayne'in insanlarla oynamayı sevdiğini söyledi. Joker eve döndü ve gördüğü karşısında şaşırdı. Oğlu dolaptaki cesedi bulmuştu. Aceleyle onu dolaba geri soktu, oğlu Batman'in cesedinin dolapta neden olduğunu sorguladı. Joker'in zihni iyice karışmıştı. Söylenerek bir bara gitti. Barın tuvaletinde bir adama Batman'in hayatta olup olmadığını söylemesini istedi. Joker ne yapması gerektiğini anladı. Batman'in hayatta olup olmadığını kanıtlamak için işe koyuldu ve bir suç işleyecekti. Birilerini tuttu ancak uykuluyordu. Joker uyurken diğerleri sokak arasındakileri gasp etmeye başladı. Bir anda Batman ortaya çıktı. Diğerleri ona saldırmaya başladı. Batman de karşılık verdi. Ancak çok kalabalıklardı ve ikinci planı devreye soktu. Toksini çıkardı ve etrafa yaydı. Diğerleri, "Dur, ona ihtiyacımız var. Batman'i öldüreceksin. Ona ihtiyacımız var." dediler. Aslında Batman'in kıyafetinin altında bunca zamandır uyur gezer Joker vardı. Ancak bütün bu olanlar da bir kabustu. Joker "ona ihtiyacımız var" diye sayıklayarak gerçekte gözlerini açtı. Bunun tuhaf olduğunu söyledi. Bunların hepsi bir kabus muydu diye sorguladı. Gigi ve diğerleri de yanındaydı. Herkese susmalarını ve uykuya geri dönmek istediğini söyledi. Bütün hikaye boyunca yaşananlar Joker'in bilinçaltındaki kabuslardı. Bu kabuslara da insomnia sebep olmuştu. Evet, Joker'in bilinçaltındaki bu hikayeyi nasıl buldunuz, düşüncelerinizi yorumda belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olup videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Gelecek videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Sonraki hikayelerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.